Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Konya Ticaret Odası Aralık ayı bütçe meclis toplantısına katıldı. Milyara yakın bir bütçeden bahsediyoruz. Çok ciddi bir hizmet alanı var. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Hizmet... İnşallah yenisi gerçekleşir. Hazır Konya Ticaret Odası meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda iş adamlarıyla buluşan Başkan Altay, Konya'nın belediyecilikte önemli bir şehir olduğunu, bundan sonra da çıtayı yükseltmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Belediyesinin daha iyi bir noktaya geleceği kanaatindeyiz genel olarak. İnşallah. Genel kanalımız zaten bunu da şey yaptık. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Önceki başkanlarımıza çok hizmet ettiler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Buyurun. Arkada bir... İnşallah sizlerin desteğiyle de Konya'ya bir 5 yıl hizmet etmek için sahada çalışmaya başladık. Tabii Konya hepimizin yaşadığı, büyüdüğü ve geleceğine inandığımız bir şehir. Onun için her yapılanın ne kadar kıymetli olduğunu ve şehrimizi ne kadar geleceğe taşıdığını farkındayız. Sadece belediyelerimiz değil, odalarımız da bu konuda çok üstün gayret gösteriyorlar. İnşallah hep birlikte daha iyi şeyler yapabiliriz. Bu dönemde biraz daha fazla istişareye önem veren, biraz daha fazla bir araya gelen bir dönem olacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle gönül belediyeciliği yapmayı arzu ediyoruz. Özellikle ticaret erbabının fikirleri ve görüşleri bizim için önemli. Çünkü sizler bu şehrin katma değerisiniz, üretenisiniz. Eğer sizin işletmeleriniz olmasa biz bu şehri ne kadar güzelleştirsek, güzelleştirelim. Ne kadar güzel parklar yaparsak yapalım. Eğer insanlar istihdam edilecek bir iş bulamazlarsa bu şehirde yaşamazlar. Onun için ne kadar kıymetli bir iş yaptığınızın hem şahsen hem kurumsal olarak farkındayız. Konya Büyükşehir Belediyesi de Konya ekonomisinin önemli değerlerinden birisi. Çünkü yaklaşık 2,5 milyara yakın bir bütçe harcıyoruz KOSGİ ile birlikte yıllık olarak. 10.500 çalışanımız var. Özellikle yeni büyükşehir yasasıyla birlikte sadece merkezde değil tüm ilçelerde yoğun bir çalışma, yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. Herhalde ilçe belediyelerimizi de katarsanız içine 4 milyar liralık bir bütçe ortaya çıkar. Bu doğru yönetilebilirse şehrimiz için çok önemli katkılar olur. Bugüne kadar Konya çok önemli belediyecilik hizmetleri aldı. Ondan sonra da bizler çıtayı daha yukarıya götürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah kolaylık versin.